İş Dünyası'na hoş geldiniz sevgili izleyiciler. Yeni haftada dop dolu bir programla sizlerle birlikteyiz. Bugün sizleri mavi derinliklere doğru bir yolculuğa çıkaracağız. Deniz yolu taşımacılığını, Türkiye'de gemi ve yat üretimini, ihracatını ve son dönemde atıl kapasitede çalışan liman ve tersaneleri konuşacağız. Stüdyomuzda birbirinden değerli sektör temsilcilerini ağırlıyoruz. Mega Yat Transport kurucu ortağı Ömer Uçar, Medmarine Kılavuzluk ve Römorkaj Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Yıldız Bozkurt ve Sualtı ve Liman İnşaatçılar Kooperatif Başkanı ve aynı zamanda Denizcilik Ticaret Odası Meclis Üyesi Abbas Kolçalar bizlerle birlikte. İyi haftalar, hoş geldiniz diyorum. İsterseniz bir pozitif ayrımcılık yaparak Yıldız Hanım'dan başlamak isterim. Çünkü erkek egemen bir sektördesiniz. O sektörde istihdam ediyorsunuz. Dünya ticaretiyle başlayalım sohbetime isterim. Özellikle dünya ticaretinde en fazla kullanılan şekillerden biri de deniz yolu ticareti Yıldız Hanım. Siz ne dersiniz? Küresel büyümedeki yavaşlamaya paralel bir miktar deniz yolu taşımacılığının olumsuz etkileri azaldı mı? Yoksa 2017'yi siz bu anlamda nasıl görüyorsunuz? Teşekkür ederim. Öncelikle pozitif ayrımcılık için. Şimdi dünya ticaretine baktığımızda aslında tabii son 10 yıla bir bakmak gerekiyor Hande Hanım. Şimdi 2008 yılı ciddi bir global krizin olduğu yıl ve birçok sektör etkilendi bu global krizden. Denizcilik sektörü de etkilenen en önemli sektörlerin başında geliyor. Hı hı. Bu sadece Türkiye'ye özel bir durum değil. Tabii dünyadaki tüm denizcilik sektöründe faaliyet gösteren firmaların etkilendiği bir durum. 2008'e gelene kadar Türkiye'ye baktığımızda çok ciddi yatırımlar var. Ciddi anlamda tersane yatırımları var. Çok güzel gelen siparişler var. Mesela 2008 yılında Türkiye Avrupa Birliği ülkeleri arasına baktığınızda Almanya'dan sonra en fazla ikinci siparişi alan ülke. Üretimde ikinci büyük ülkeydi. Evet, çok yani müthiş bir ivme kazanmış. Ciddi ihracat var. 2.7 milyar dolar bir ihracat var. Ama 2009'a geldiğinizde o ihracat rakamı 900 milyon dolara düşüyor. Çok ciddi, radikal bir düşüş. Bu trendden tabii nasıl sağ çıkılır, nasıl kalınır, o yatırımlar çok çok ciddi yatırımlar var. Ve bu yatırımları yapan sanayici sürekli bir arzın olacağını, talebin olacağını ve talep olacak diye ciddi yatırıma girmiş, makine, fazla makine almış, işte çelik yatırımına, yani ara girdi mamullerine de yüklenmiş ve hepsi bir tersane yatırımı yapmış. Ama gelinen noktada baktığımızda tabii ki 2008'den bu yana hep azalan trendlerde devam etmiş. Hı hı. Mesela Türkiye'nin işte bu yani son yıllarda bir toparlanma kaydetti ama ciddi şekilde bir daralma olmuş. Burada tabii diğer ülkeleri de kıyasla baktığımızda şimdi Avrupa Birliği'ne baktığınızda Avrupa Birliği müktesebatında ülkelere çok ciddi bir yardım var. Yani araştırma ve geliştirme konusunda devlet yani yaptığınız bir proje %100 destek veriyor. Onun dışında bölgesel kalkınma projeleri var, fon ayırıyor. Onun dışında ihracat finansmanı için Exim kredileri kullandırtırıyor. Çok önemli yatırım teşvikleri var. Dolayısıyla hani Türkiye'nin o dönemde Avrupa Birliği ülkeleriyle baş edebilmesi çok zor. Bir diğer taraftan dünyaya baktığınızda ise şimdi Güney Kore, Çin, Singapur, Japonya bunlar önemli ve Norveç, çünkü Norveç Avrupa Birliği üyesi her değil. Her zaman önceydi. Evet. Çok önemli. Yani dünyanın üretiminin %70'ini yapan aslında bu ülkeler. Ve bu ülkelerde de o kriz döneminde ve kriz sonrası hatta tersane zora mı düştü? O zaman hemen bir kısım destekler, istihdamın ödenmesi, girdinin sağlanması, hatta tersane kapatılması konularında bile kapatılacak tersanenin işçiliklerin paralarının ödenmesi, o tersanenin gerekirse başka bir tersaneyle birleştirilmesi, yani hep ayakta tutacak. Evet. Şeyler ve fonlar, üretim özel fonlar. Üretim sirkülasyonun içerisinde tutacak hep destek ve teşvikler, evet, sağlanmış. Bir de özel, çok hassas bir sektör bu. Hı hı. Şimdi mesela Avrupa Birliği'nde 3 tane hassas sektör belirlenmiş. Tarım, balıkçılık ve gemi inşa. Yani gemi inşa, fragile dediğimiz çok ciddi hassas ve sürekli yani kriz zamanlarında önemli darbe yiyen bir sektör. Şimdi dünya, demin ona değindiniz,
dünya taşımacılığının %75'i deniz yoluyla yapılıyor. Evet. Neden? Çünkü çok büyük bulk miktarlarda. Büyük evantlar miktarlarda koyabiliyorsunuz. Ve artı bu tabii daha ekonomi ölçeğine baktığınızda müthiş bir maliyet azaltıcı bir işlem. Ve bu hep böyle devam edecek. Yani bunun işte önüne kara taşımacılığı, hava yolu taşımacılığı, bunlar rekabet edemez. Çünkü navlun fiyatları da çok düştü. Bunu da ilerleyen dakikalarda konuşacağız ama bir miktarda Türkiye kısmına dönelim istiyorum. Önce hani bir gelişimini, özellikle sadece gemi değil, gemi ve yat taşımacılığında yıllar içerisinde gelişimi siz nasıl görüyorsunuz Ömer Bey? Hani altın yılların 2008'li yıllar olduğunu söyledi Yıldız Hanım. 2017'yi bu anlamda, 2017 ve gelecek yılları nasıl görüyorsunuz? Aslında altın yıllar 2004 ile 2008 arasıdır. En fazla büyümeyi bizim sektörümüz, yat sektörü 2004 yılında %33 civarında bir büyüme yakalamıştır. 2008'den sonra tabii büyüme oranlarında bir düşüş olmuştur. Büyüme oranlarında %15 ile 20 ortalama bir büyüme hızımız var. Önümüzdeki yıllarda ne olur? Açıkçası şu anda kimse fazla bir şey öngöremiyor. Deniz yolu taşımacılığında işte küresel ticaretteki daralmaya paralelde olumsuz etkisini hala hissediyor değil mi? Evet. Evet. Yani burada tersanelerin üretimi azaldı. Ondan sonra iş gücü düştü. Buna bağlı olarak tersanelerin ürettiği 30 metre ve üstü teknelerin talebi azaldı. Yani önümüzdeki süreçte bu biraz stabil olur diye düşünüyorum. Daha stabil olacaktır diyorsunuz. Abbas Bey, siz işin mutfağından gelen biri olarak hani biraz daha da geri gidelim. Şu 2004'lü yılların gerisine gidecek olursak. Türkiye'deki gelişimi siz nasıl değerlendiriyorsunuz ve geriden baktığımız için önümüzdeki 10-20 yıla dair öngörünüz ne olacak? Çok sağ olun soru. Yaklaşımım şöyle. Üç tarafımız deniz ve biz bundan yeterli derecede istifade edemiyoruz. 30 sene 40 sene önceye göre devlet denizden elini çektiği ölçüde özel sektör denize girdiği ölçüde büyüme yakalamışız ki sosyolojik bir süreçtir bu. O yönden ben 1975'ten beri denizdeyim. Bu süre içinde denizcilik sektörümüz gerek armatörümüz gerek spesifik taşımacılık gerek yeni inşa son derece başarılı güzel bir ivme yakalamıştır. 2008 krizi hanımefendinin söylediği gibi global bir krizdir. Türkiye'yi de etkilemiştir. Dolayısıyla herkes kendi sektöründe bir başka pazara kaymak ihtiyacı duymuştur. Kendi grubum sualtı ve liman inşaatı yapan şirketlerin ben kooperatif başkanıyım. Meslek komitesi de başkanıyım. Deniz Ticaret Odası'nda. Bizim sektördeki durum genelde şöyledir. Biz isimsiz bilinmez kahramanlarız. Ben öyle tarif ediyorum. Çünkü bir tersane biz yapacağız. Bir liman lazımsa biz yapacağız. Bir boğaz köprüsü yapılacaksa biz yapıyoruz. Metro yapılıyorsa, suyun altındaysa görmediğiniz için ama gene biz yapıyoruz. Çok mesela popüler bir şey olduğu için söylemiş olayım. Tuzla Marina, Viaport Türkiye'de yapılmış güzel marinalardan birisidir. O işin bütün tamamını bizim şirketimiz yapmıştır. Ama çok da bu işin reklamlık bir tarafı da yoktur. Ben bizim işimizi şu sebeple seviyorum. Türkiye'de tabii mühendis kafalı bir adamım. İşin verimliliğini birkaç türlü bakalım. Dışa bağımlılığını azaltacak bir iş yapmak istemişimdir. Bugün uçak sanayide kurulması yönünde bir takım gelişmeler, adımlar atıldı Türkiye'de. Gemi inşaatı veya romorkör işletmesi, gemi işletmesi, bütün bunların hepsinde gene de karlılık oranı göreceli olarak tersane veya armatör için karlıdır. Ama ülke için ne kadar karlıdır dersek %100 çok karlıdır. Çünkü sizin taşımadığınız bir navlunu yabancıya ödeyerek çok daha fazlasını ödersiniz. Böyle bakınca gemi yatırımı doğrudur. İnşa edilmelidir ve yapılmalıdır. Hiç tartışmasız. Tekil bakınca ben şöyle bir kendi kendime şöyle bir yarıştayım. Türkiye ilk Boğaz Köprüsü biliyorsunuz. Birinci Boğaz Köprüsü yapıldı. Tamamen yabancılar yaptı. Türk taşeronlar çalıştı.
Bugün geldiğimiz noktada ben net şunu diyeyim. 1915 Çanakkale Köprüsü tamamen Türk personelle yapılacak, Türk mühendislerle yapılacak, Türk inşaat mühendisleriyle yapılacak. Hiç yabancı bir know-how'a ihtiyacımız olmadan ve belki teller hariç, taşıyıcı teller hariç, tamamı %100 yerli, dış kaynaklı hiçbir enstrüman olmaksızın yapılabilecek noktaya getirdik. Marmara yapıldı, biliyorsunuz yabancı bir şirketin. Ama şimdi biz kendi konumuzdan sapalım istemiyorum. Liman ve tersanelere dönelim. Hani altyapı projeleri değil bizim bugünkü konuşma tartışma konumuz. Özellikle gerek üretimde gerek de atıl kapasite çalışan liman tersaneler. Evet, Türkiye'de liman sayısı az. Tersane sayısı yeterli ancak bugün baktığımızda tersanelerin hepsi %15'in %20'ye yakın varan kapasitede çalışıyor. Yani bugün biz bu sorunu konuşmalıyız diye düşünüyorum. Liman inşaatı bu anlamda şöyle bir şey. İsim vermeden söyleyeyim ama hem Boğaz Köprüsü hem Osman Gazi Köprüsü'ndeki çelik işinin tamamını Türk tersaneleri yaptı. Bir başkası yapmadı. Yani tersaneler sadece gemi inşa etmiyor artık. Gerektiğinde sanayinin her koluna girebilecek altyapısı var. Çünkü bu altyapı hakikaten 2008'e kadar pik yapmış bir sektördü. Eğitilmiş bir sektördü. Karadaki yapılacak bir inşaattan çok daha hızlı her türlü ve de ekonomik yapılabilecek altyapıya sahip. Çünkü altyapı emek yoğun bir iş ama altyapı önemli bir rakam. O yüzden tersanelerin önemi hiçbir zaman veya ihtiyacı hiçbir zaman bitmeyecektir. Peki üretim kısmında özellikle Yıldız Hanım ne dersiniz? Bu anlamda 2016'yı nasıl geçirdiniz? Üretime bağlı olarak satışlar yani ihracat anlamında bu yılı nasıl görüyorsunuz? Türkiye'nin özellikle gemi sektöründe çünkü gemiler de kendi içerisinde sınıflanıyor. Evet. Kuru yük gemileri var, kimyasal ürün taşıyan gemiler var, yakıt ikmal gemileri var. Bunlara baktığımız Türkiye nerede daha profesyonel üretim yapıyor ve nerede daha avantajlıyız? Şimdi hem onu anlatayım hem de deminki sorunuza da cevaben şimdi istihdam için baktığınızda rakamlarına 2008 öncesi 35 bine yakın işçi çalışıyor tersanelerde. Bir sonraki yıl bu rakam 8 bine düşüyor. Ama ben gelmeden önce GİSBİR'den rakamları aldım. Aslında çok sevindirici bir haber. Yaklaşık 27 bin kişi çalışıyormuş şu an hali hazırda. Demek ki bayağı bir ivme var, artma var. Aynı zamanda tabii biliyorsunuz denizcilik sektörü, yani gemi inşa diyelim, bir kişiyi istihdam ederseniz o bir kişinin yanında yan sanayinde de 4 ila 7 kişiye kadar istihdam imkanı sağlayan bir sektör. 2008'e kadar yan sanayide 150 binin üzerinde çalışan varken sonra bir radikal düşme gene 40 bine düşüyor ama şu an gene artmış durumda. Yani ben şöyle görüyorum, bir kere toparlanma sürecinde olarak görüyorum. Şimdi Türkiye'nin şöyle bir avantajı var. Yani hasbelkader de bu sektörün içinde bulunmam hasebiyle de söylüyorum. Bir kere sektörün içindeki kurucular, yani patron seviyesine baktığınızda bir kere çok iyi eğitimli insanlar. Vizyoner insanlar. Hemen hepsi üniversite mezunu, yurt dışında bir şekilde okumuşlar, yabancı dilleri çok ileri. Şimdi bu bir. Diğer taraftan çalışan kitlesine baktığınızda çok iyi üniversiteler var. İTÜ, Yıldız Teknik, Karadeniz, Piri Reis demin konuştuğumuz üzere. Yani bunlar sektöre çok nitelikli insan gücü sağlayan üniversiteler. Dolayısıyla bu bir kere sektördeki, tabii ki her sektörde bir daralma olur. Ama böyle bir zihniyetle yürütülen sektörde daralma da olsa başka yerlere yelken açabilirsiniz. Bunu niye söylüyorum? Şimdi Türkiye daha nitelikli iş çıkaran bir ülke. Şimdi Uzak Doğu'ya baktığınızda bir kere seri üretim yapıyorlar. Daha yani malları özellikle batılı Anglo-Sakson ülkelere tarafından tercih edilmeyen üretimler mallar. Ama Türkiye'de daha kaliteli üretim yapılıyor. Örneğin küçük kimyasal tankerlerde çok ileriyiz. Keza Ömer Bey de bunu tespit edecektir. Yat mevzuunda çok ileriyiz. Romorkör üretiminde şimdi ben geçmişe bakıyorum. Mesela 2000 yılları öncesinde Türkiye romorkörde yok. Ama birden yani şimdi dünyaya şu an baktığınızda 2017 yılında dünyada 3 tane merkez var romorkör üreten. Bence çok gurur duyulacak bir şey. Bunlardan bir tanesi Hollanda, bir tanesi Türkiye, bir diğeri Çin ve Singapur'u koyalım. Ama evet. Türkiye çok önemli bir pazar.
Yani bugün işte designerlarla konuşuyoruz, yurt dışındaki makine üreticileriyle konuşuyoruz. Hemen hepsi Türkiye'de. Hepsinin Türkiye'de ofisleri var. Özellikle romorkörde. Şimdi ben bu işte olduğum için bu işe daha yakınım. Romorkör ve kimyasal tanker işinde. Ve her ikisinde de çok ilerleme var. Ama diğer taraftan kuru yük. Yani kuru yükte çok ciddi navlunlarda gerileme oldu. Şimdi kuru yüke yatırım yapmak aslında bir nevi intihar etme. Yani çok zor. Onun yukarı çıkması navlunların bayağı bir süreç alacak. Ama ben 2017 yılına baktığımızda işte bu kimyasal, küçük kimyasal tankerleri gelirleri olsun, romorkör ihracatları ve yat ihracatları olsun, Türkiye'nin bence ileri bir adım atacağına inanıyorum. Peki ihracattaki ağırlıklı pazarlarımız nereleri? Yani tabii ki özellikle bizim coğrafi konumuz dolayısıyla Avrupa. Çok önemli yakınlık biliyorsunuz. Bunun dışında tabii Türkiye bizim kendi pazarımıza baktığında çok ciddi ihaleler oluyor. Özellikle Orta Doğu'da falan da bu anlamda talep var. Hem Orta Doğu'da var, hem yine mesela Singapur pazarın içindedir ama yine de büyük bir alıcıdır. Yani orada da ülkelerde alıcılar var. Türkiye'deki üretimleri, özellikle romorkör üretiminden konuşuyorum, tercih eden var. Ama tabii önemli pazar sonuçta Avrupa'dır. Şimdi üretim kısmını yeniden dönelim. Üretimde en çok maliyetleri hangi kalemler oluşturuyor ve biz yıllar içerisinde gelişime baktığımızda bu maliyet kalemlerinde bir artış yaşandı mı? Ve yat kısmında siz faaliyet gösteriyorsunuz. Evet. Ne dersiniz? Neden Türk yatları tercih ediliyor? Neden tercih ediliyor? Bizde bir kere maliyetleri etkilenen bir kalem kira giderleridir. Bizde işçilik başarılı ve ucuzdur. O yüzden 30 metre ve üstü teknelerde Türkiye 2013 yılına kadar, 2003 verilerine kadar öyle söyleyeyim, dünyada ilk 3'teydi. Fakat son 2 senedir sırayı Hollanda ve Almanya'ya kaptırdık. En çok ihracat yaptığımız ülkeler Körfez ülkeleri, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Dubai, Singapur, Malezya. Özellikle biz hizmet teknelerinde çok başarılıyız. Yani üretim olarak söylüyorum. Hizmet tekneleri derken biraz açabilir misiniz? Hizmet teknelerinde askeri hücum botları, ondan sonra taşıma tekneleri, yolcu taşıyan tekneler, artı işte Yıldız Hanım'ın iş kolu olan romörkörler. Bunlar bizim dünyada başarı gösterdiğimiz en önemli alanlarımızdır. Tekne üretiminde söylüyorum. Ağırlıklı Orta Doğu pazarı evet, bizim. Evet, Orta Doğu pazarı. Peki diğer yanda AB pazarıyla Amerika pazarı. Buralarda bize fırsatlar yok mu? Yani Amerika'ya baktığımızda hakikaten yat konusunda biraz önce yayın öncesi konuşmuştuk. 80 bin adetlik bir gemi, özellikle yat sirkülasyonu olduğunu söylemiştiniz. Var. Bizim bu ciddi bir rakam. Evet, bizim ülkemizde bu rakam 3 bin civarında. Biz oradan daha çok ithal ediyoruz. Yani bizim burada distribütör firmalarımız, Amerikan, Fransız, Alman markalarını burada temsil eden firmalar burada bu tekneleri satıyor. Biz bu sektörle açıkçası rekabet edemiyoruz. Öyle bir tekne iş kolumuz yok. Yani ürettiğimiz tekneler daha çok dediğim gibi hizmet tekneleri. Hani kalkıp da Türkiye'de bir katamaran ya da bir mega yat, süper yat üreten bir tersanemiz yok. Bu alanda tersane eksikliği var. Yani tersane eksikliği var. Artı üretimin teşvik edilmesi lazım. Gerçekten devletin bu üreticilere %100 destek vermesi lazım. Hem kira giderlerinde hem de işte SSK gibi diğer konularda, vergi konularında yardım etmesi lazım. Peki şimdi son dönemde özellikle geçtiğimiz hafta Bakanlar Kurulu kararıyla gemi ve yatlarda özel tüketim vergisi kaldırıldı. Evet. Bu nasıl, satışlara bir etkisi olur mu? Evet. Suya dokunur mu? Aslında geç alınmış bir karar. Bizim ülkemizdeki tekne işleriyle iştigal eden firmalar bu kararı yıllardır bekliyordu. Bu iç ve dış talebi canlandıracaktır diye düşünüyorum. Ama bir özellikle şişme botlarda bir belirsizlik var. İnsanlar bunu soruyor. Yani KDV %18 mi olacak, %1 mi olacak diye. Bu da bir önemli bir soru işareti. Artı kanun çıktı ama kanunun uygulamasıyla ilgili yine soru işaretleri var. Hani bir bazı belirsizlikler var. Tabii ileride belki bakanlık bunu sonraki dönemlerde açıklar diye düşünüyorum. Peki şimdi biz özellikle ilk 3'te yer alırken bizim üzerimize Almanya ve Hollanda geldiniz. Evet. Peki Almanya ve Hollanda'da özellikle devlet desteği mi, teşviği ön plana çıktı da onlar pazardan pay aldılar? Evet, devlet bu buradaki tersanelere gerçekten ciddi bir destek veriyor. Özellikle yurt dışı fuarlarında onlar ayrı bir fon yaratıyor. Atıyorum bir tersane bir tekne için yatırım yapacaksa, tersanenin finansmanı yoksa devletle tersane sahibi oturup konuşuyor. Uzun vadede bir ödeme planıyla
tersaneye ödenek çıkartabiliyor. Peki Türkiye'de finansman kısmı nasıl? Finansmanda yeterli desteği alabiliyor musunuz? Türkiye'de üreticilerimiz gerekli finansman desteğini alamıyor. Yani yeterli ben destek alamıyor. Diyorsun. Yani üreticiler kendi imkanlarıyla işte bir şekilde bu ihtiyacı gidermeye çalışıyor. Bu arada izleyicilerimizden sorular da geliyor. Yat kısmı olduğu için size yönlendireceğim. Evet. Tekne üzerine de var. Farklı bakış nickleyen izleyicimiz der ki yat ve tekne ihracatının düşüşteki talep daralması mıdır yoksa üretim ve kalite standartında mı bir gerileme söz konusu oldu? Talep daralması değildir. 30 metre ve üstü teknelerin alternatifi olan piyasada ikinci el teknelerin çıkması yani satışa sunulması. Hmm. Aynı nitelikte özellikle hem Türkiye'de hem Avrupa'da atıyorum 33 metre bir tekne Türkiye'de bir rakamken Avrupa'da daha düşük olup müşteri gidip daha düşük olan tekneyi tercih edebiliyor. Yani fiyat farkından dolayı. Fiyat farkından evet, dolayı evet. Oluştu diyorsunuz. Evet. Evet, ikinci el pazarı özellikle. Evet, ikinci el pazarında bir canlanma oldu son 5 yıldır. Hı hı. Bundan dolayı hem bu üreticilere hem de Türkiye'de sıfır tekne satan distribütör firmalara bunun tabii ki etkisi oldu. Abbas Bey, üretim kısmına dönecek olursak özellikle üretimdeki maliyetlere bakalım. Şimdi kurdaki hareketlenmeyi görüyoruz. Emtia fiyatlarında da bir hareketlenme söz konusu. Peki bu nasıl yansıyacak önümüzdeki döneme dair? Aslında her ülke zor zamanlarda kalkınmıştır. Her işte de bir hayır vardır diye bakarım. 2008 sıkıntılı bir dönemdir ama o dönem devam ediyor olsaydı şu andakinden çok daha iyi bir noktaya gelirdik de diyemiyorum. Çünkü bu sıkıntı her tersaneyi, her gemi işletmecisini, her üniversiteyi bir inovasyona itmek, bir yeni arayışlara gitme imkanı doğurdu veya mecburiyeti getirdi. Tabii üretilecek mal için bir tersane çelik almıyorsa veya herhangi bir yan sanayini kullanmıyorsa bu şu demektir ki yan sanayidekiler de bu sıkıntıyı çekiyor. Dolayısıyla daha optimum rakamlara gelindi. Benim kanaatim olay finansmandadır. Bir yatı sipariş edecek adam Türkiye'ye sipariş edecekse yat sahibi, yat tersanesi beyefendinin söylediği gibi birkaç tane iyi tersanemiz var gerçekten. Uluslararası düzeyde iş yapabilecek nitelikte. Ama finansman sağladığınızda bunu yapabilecek bir sürü KOBİ grupları da var. Sonuç gene kanaatimce finansmana dayanıyor. Çünkü yabancı adam parayı Türkiye'ye getirmek endişesini taşıyor. Avrupa'da öyle bir derdi yok. O yatırımcı işletmek maksadıyla da bir yatı yapmış olabilir. O paranın yatırdığı yatırımın bankadan temin edilmesi kolaylığı da Avrupa'da çok daha fazla. Ama Türkiye'de o sektörde hiç diyebiliriz ki neredeyse dünya çapında seyahat hizmeti verebilen hiçbir yat şirketi yoktur. Ama Avrupalılar charter seferlerini inanılmaz paralara yaptırabiliyorlar. Çünkü ben bunu tabii beyefendi kadar çok iyi bilmeyebilirim ama havuzumda çok miktarda yat, yabancı yatları tamiri sebebiyle olan ilişkilerinden anlayabiliyorum. İnanılmaz rakamlarla adam yatını charter seferi yaptırıyor. Ve de dünyanın her yerinde. Ve adam böyle filo kurmuş. Türkiye'de böyle bir sektör bile yok. Niye? Evet, o finansmana ulaşacak kimse yok. Doğru. Önemli olan finansman ayağının şekillendirilmesi, daha da arttırılması diyorsunuz. Bu konuda tabii devlet gerçekten bir şeyler yaptı. Tersanelere ciddi son bir senede kaç senelik sıkıntıları giderdi. O konuda toparlanmaya başladı diyorsunuz. Evet, bakanlığımızın ciddi desteği olmuştur. Hem kiralarda hem işletme belgelerinde hem ücretin ödenmesinde personel, çalışan personelin SSK'larının işkurla işbirliği çerçevesinde bence olumlu yerlere geldi. Bu sıkıntı yaşanmasaydı bu olmayacaktı. Bakın bu sıkıntı yaşanmasaydı bu olmayacaktı. O zaman sen her zaman yüksek maliyetle yabancı birisine iş yapar durumunda olacaktın. Ama şimdi taşlar kısmen yerine oturuyor. Önümüz daha açık. 2019'dan sonrası çok daha güzel olacak. 2019'dan sonrası çok daha güzel olacak diyorsunuz. Hadi kısa bir ara diyelim mi? Aranın ardından gemi ve yat sanayi konuşmaya kaldığımız yerden devam ediyor olacağız. Bizden ayrılmayın. İş dünyasına yeniden hoş geldiniz. Gemi ve yat sanayi konuşmaya kaldığımız yerden devam ediyor. Şimdi
Denizcilik sektörünün gelişimini en önemli sağlayan etkenlerden biri de liman ve kuşkusuz tersanelerimiz. Tersanelerimizin bir miktarı bu dönemde özellikle krizlerin de etkisi nedeniyle azo kapasitede çalıştığını söyledik. 2019 sonrası açılacak, umutlu bakıyorum dediniz. Peki Türkiye'deki yeterlikleri nasıl görüyorsunuz? Özellikle donanım kısmında, özellikle altyapı kısmında Türkiye'deki öncelikle tersanelerle başlayalım. Ne dersiniz Abbas Bey? Tersane konusunda bir örnek vereyim. 80'li yıllarda İsveç'te Kokum Tersanesi dünyaca ünlü sayılı büyüklükte bir tersanedir. Hem yeni inşa hem gemi onarımı yapar. 80'li yıllarda sebebini sonra ifade edeyim. Kapatma kararı aldı. O tersaneyi Güney Koreliler satın aldı. Son çivisine varıncaya kadar her şeyi sökerek ve taşıyarak tabii ki teknik kadroyu da birlikte aldı ve Güney Kore'ye taşıdı. O yıllarda Güney Kore'nin denizcilik sektöründe, tersanecilikte hiç adı duyulmazken bugün geldiği nokta dünya devi oldu. Neden öyle oldu? O finansmanı bir A şirketi, bir B şirketi mi yaptı? Hayır. Devlet mi yaptı? Hayır. Ama devlet bir strateji yaptı. Dedi ki biz bu konuda yatırım yapacağız. Özel sektörden o işe gönül vermiş insanları toplayıp bir strateji oluşturdu. Devlet desteğiyle bu finansman sağlandı. Altyapısı kuruldu. Öncelikle kendisi siparişleri verdi. Sonra dünyanın ihtiyaçlarını araştırdı. Ona göre yatırıma gitti. Evet, iç pazarında öncelikle talebi sağladı. Tabii burada önemli dediğiniz noktalardan biri know-how'u da aldı. Yani iş gücü piyasasını da oraya kadar götürdü diyorsunuz. Gayet tabii. Bu büyük bir strateji içeren bir olay sonuçta. Burada sorulacak ikinci soru şeydir. İsveç Kokum'u niye bıraktı? 92'de 93'te Stockholm'de Finnboda tersanesini aynı şekilde bir başka yabancı şirkete satamadı. Komple hurdaya sattı. Hurda için çıktığı fiyat 5 milyon dolardı. Halbuki 5 tane yüzer havuzun en küçüğü bile 5 milyon dolardı. Tamamını hurdaya sattı. Peki şurada geliyor hemen. Türkiye'ye dönelim. Türkiye'de hani lojistik de çok önemli. Liman ve tersaneler bölgesinde lojistik altyapısının çok kuvvetli olması lazım. Demir yollarının kuvvetli olması lazım. Bu anlamda biz yeterli miyiz? Yeterli yatırım yapılmış mı? Önce teminki konumunu iyi bitireyim izninizle. Hızlıca toparlayalım. Tamam. Bunun sebebi şudur. İsveç bu tersaneyi, ki bugün Haliç gibi bir yerde olan tersaneyi kapatmak zorunda kaldı. Sadece devlet o işten çıkmaya karar verdiği gün o sektör batar. Devlet onu desteklemeye karar verdiği zaman tersaneleri, limanları, o sektör ayaklanır, bir yol haritası çizer ve gelişir. Aksi halde hurdaya gitti. Devlet bu konuda başarılı adımlar atmaya başlamıştır. Koordinasyon konusuna gelince devlet demir yolları bildiğiniz gibi bir kamu kuruluşudur. Halbuki mühendislik okulun her bölümünde şunu anlatırlar. En ucuz taşıma deniz yoluyladır, sonra demir yoluyladır, sonra karayolu, sonra uçaktır. Bu entegrasyon doğru dürüst planlanmamıştır. Çünkü bu konuda tabii eski yöneticilerimizi bir şey söylemek doğru olmaz ama bir strateji planlanmamıştır. Yani bir liman yapılıp oraya demir yolu gitmemiş, Türkiye'de öyle birkaç tane yer var. Liman var ama demir yolu entegre edilmemiş. Bu entegrasyon karayoluyla da birlikte yapılmadığı sürece o tıkanıklıklar bize yol su elektrik olarak geliyor. O zaman bunun zararını her sektör görüyor. Taşımacı da görüyor, lojistikçi görüyor, demir yolu devlet görüyor. Vatandaş da görüyor trafik sıkışıklığı olarak. Evet, vatandaş da sonuçta bundan etkileniyor. Navlun demişken Ömer Bey ne dersiniz? Navlun piyasasındaki özellikle düşük fiyatlar sektörü nasıl etkiliyor? Zaten ticarette bir daralma var. Son 2 senedir, 3 senedir. Navlun fiyatlarına da yansıdı bu. Armatörler gemilerini buraya geldiği zaman işte çok dip navlunlarla yükü almaya çalışıyor. Ve gemide de bir gemi, piyasada da bir gemi fazlalığı var. Dolayısıyla bunun önümüzdeki süreçte nasıl olacağını açıkçası ne armatörler birliği ne de piyasa kestiremiyor. Nereden nereye geldi navlun fiyatları? Bir örnekleyecek olursak. Mesela bir örnek vereyim. Buradan Şangay'a 40'lık bir konteyner 2200 dolara, 2012-2013'lü yıllarda 2200-2400 dolara giderken şu anda Şangay'a 40'lık bir konteyner 400 dolara gidiyor.
artı ciddi bir düşüş var. 400 dolar burada bir lokal masraf ediyorsunuz. Yani burada ödediğiniz liman masrafı kadar navlun parası var. O zaman bu işte karlılık nerede diye sormak gerekir? Karlılık sirkülasyonda. Sirkülasyona sağlanabilir, evet, değil mi? Sirkülasyona sağlanabilir. Gemiyi sonuçta tabii, boş tutmamak, evet, sürekli evet, çevirmek lazım. Peki denizcilik sektörünün aslında buluşma noktalarından biri de bot show'du. Evet. Türkiye'de yılda iki kere düzenleniyor. Ticari fuar da düzenleniyor. Evet. Expo Marit gibi özellikle denizcilik endüstrisinin daha ticari anlamda öne çıktığı fuarlar. Fuarlara katılımı nasıl görüyorsunuz? Özellikle geçtiğimiz hafta, bu hafta sonu başladı, evet, bot show. Cuma günü fuarımız başladı. Evet. Ve gelecek hafta sonuna kadar da devam edecek. Katılım nasıldı? Ziyaretçi katılım açısından, profesyonel ziyaretçiler açısından geçtiğimiz yıllara göre kıyaslarsak bir azalma var mıydı? Firma sayısında bir değişiklik yok. Hı hı. Ama ziyaretçi sayısında bir düşüş var. Son iki seneye göre %25-30 arasında bir ziyaretçi sayısında düşüş var. Enteresan olan şu, son iki seneye göre de yabancı ziyaretçi sayısında %80-90 arası bir düşüş var. Çok ciddi anlamda, evet, yabancı. Yani bizim fuarlarımıza komşu ülkelerden insanlar gelirdi. Tedarikçiler gelirdi. İşte burada iş yapan firmalar gelirdi. Bu sene hiç kimse gelmiyor. Peki siz ne yapacaksınız önümüzdeki süreçte? Çünkü sizlerin satışların yüzde kaçı yabancı, yüzde kaçı iç piyasaya? Yani bizde hizmetin %70 yabancı. Evet, yani %30'luk bir kısmımız var. Ne yapılmalı? Daha çok yat tekne sektöründeki derneklerimizin aktif bu konularda sıkıntıları aktif olarak çalışması gerekir. Sıkıntılarımızı işte Ulaştırma Bakanlığı'na ya da diğer ilgili bakanlıklara resmi olarak bildirmeleri lazım. Peki özellikle bu fuarlara katılımla devam edelim. Çünkü ticari fuarlar da var. Denizcilik, evet, endüstrisini ilgilendiren ticari fuarlar da var. Mesela bunlardan biri de Expo Marit. Özellikle Türk gemilerinin hani uluslararası alanda pazara çıktığı fuarlar. Nasıl görüyorsunuz katılım olarak? İstenilen noktaya varabiliyor mu? Biz istediğimiz pazarlara ulaşabiliyor muyuz? Ben çok önemli görüyorum fuarlara katılımı. Türkiye'de evet gelen yabancı ziyaretçi sayısı oldukça azalmış durumda. Ama yine her halükarda bizim hem yurt içinde hem yurt dışında fuarlarda olmamız gerekiyor. Sektördeki tüm firmaların bir şekilde fuarlara stand açarak katılmasa bile mutlaka fuarların, çünkü teknolojik gelişmeler sürekli farklılaşıyor, yenileniyor, takip etmek gerekiyor. Devlet desteği var mı? Özellikle evet, yurt dışındaki fuarlara katılımda. Tabii ki yurt dışı fuar destek kredileri var. Bu arada devletin de yani son dönemde çok ciddi destekleri var. Özellikle tersanelere baktığımızda son Sayın Binali Yıldırım açıkladığı biliyorsunuzdur. Yani çok minimal bir marjla, binde bir artışla mevcut olan tersanelerin kiralama müddetlerine tekrar 49 yıllığına uzatıldı. Yani bu çok büyük bir rahatlama sağladı. Bunun dışında işte mesela TUKS'a kayıtlı gemilerin ihracatında vergi muafiyeti getirildi. Bu da çok yeni bir haber, geçtiğimiz ayın haberleri. Dolayısıyla devletin bence çok ciddi destekleri var. Artarak da devam ediyor. Fuar destekleri hem yurt içinde hem yurt dışında fuara katılan firmalara fuar destek kredileri 0 faizi sağlarlardı geçmişte. Hala devam ediyor. Artı o konuda da çok ciddi fonlar var. Dolayısıyla hem yurt içinde dediğim gibi hem yurt dışında çok önemli fuarlar var. Bunlara kesinlikle katılmak gerekiyor. Peki navlun konusunu özellikle size de konuşmak istiyorum. Ne dersiniz? Düşük navlun fiyatları önümüzdeki dönemde sektör oyuncularını nasıl etkiler ve Türk gemicilik sanayinin, Türk gemi sanayinin özellikle uluslararası alanda rekabeti arttırması adına neler yapılmalı? Çünkü büyük bir oyuncu olarak Güney Kore geldi diyorsunuz. Hali hazırda Kuzey Avrupa ülkeleri bu anlamda agresif olarak pazardalar diyorsunuz. Tabii. Şimdi öncelikle bir kere nerede var olmamız gerektiğini çok iyi bilmemiz gerekiyor. Yani kendimizi konumlandıracağımız alanı iyi seçmemiz gerekiyor. Şimdi bu eğer kuru yük gemisi ise hayır, orada olmayacağız. Dünyada giden trendlere bakacağız. Sonuçta azalan trendler nerede? Navlunda, kuru yük gemilerinde, offshore'larda, konteynerlarda. Dolayısıyla bizim daha küçük niş işte kimyasal tankerler. Çünkü mesela kimyasal tankerler geçtiğimiz 10 yıl boyunca belli bir ivmeyi korudu. Tabii ki bir düşüş oldu 2008 kriz sonrası ama ondan sonra 2010'dan sonra hep artan trendlerle devam etti. Burada da iyi zaten Türkiye. Geçmişte de iyiydi ve bunu koruması gerekiyor. Romorkörler.
Romorkörlerde mesela biz sayılı üreticilerden bir tanesiyiz. En büyükleriyiz. Bizim gibi daha 2-3 firma daha var. Bunların gerçekten çok ciddi dünyada bütün literatürü takip eden firmalar bunlar. Geri kalır hiçbir yanımız yok. Dolayısıyla burada da markalaşmış durumdayız. Bu tür yerlere, yat sanayine, bu tür yerlere yatırım yaparak gitmeliyiz. Yani navlunda dediğim gibi, tabii bu navlun getirici öğe tankerler. Yani bizim daha niş, işte küçük kimyasal tankerler gibi alanlarda yine üretici olmamız, yine orada da armatör olarak devam etmemiz gerekiyor. Gemi kısmında böyle. Peki yat kısmında özellikle neler ön plana çıkıyor? Trend ne yönde ilerliyor? Müşterilerin talepleri ne yönde çıkıyor yani yat kısmında? Ticaret olarak mı? Yok, ticaret olarak değil. Özellikle sipariş edilen yatlarda. Evet. Yani neler ön plana çıkıyor? Neler ön plana çıkıyor? Daha çok son 3 senedir 50 fit ve üstü 50 fit yani 14 metre ve üstü tekneler daha çok talep ediliyor. Bu teknelerin başında yelkenli tekneler Türkiye'de daha çok talep edilmeye başladı işte ekonomik olduğu için. Özellikle yavaş yavaş bu yönde kültür de arttı değil mi? Kültür de artıyor ama çok yetersiz. Çünkü eğitim veren kuruluşlarımız çok az. Yelkencilik okullarımız çok az. Ondan sonra marina yatırımları çok düşük Türkiye'de. Pardon. 5800 kilometre kıyı uzunluğuna sahip Hırvatistan'da 51 adet marina varken 8333 kilometre kıyı uzunluğumuz var. 47 adet marinamız var. Yani çok ciddi bir marina yatırımlarının artırılması lazım. Özellikle Antalya ve Mersin arasında yaklaşık 6 adet marinamız var. Yani çok düşük bir rakam. Eğer bu bölgelerde marina yatırımları artırılırsa bölge ülkelerdeki tekneleri de ülkemize çekebiliriz. İşte Lübnan, Kıbrıs, İsrail, Doğu Akdeniz'deki aslında ticareti canlandırmak ve geliştirmek için marina yatırımlarının bu bölgelere kaydırılması lazım. Şimdi aslında bu kültür biraz hani gençken daha küçük yaşlarda da gelir. Bu yönde hani eğitici akademiler olsun, gerek meslek liseleri yeterli mi? Gemi ve denizcilik konusunda meslek liseleri var mı yeterli derecede? Çok az, çok az. Yani 5-6'lı yaşlarda Avrupa'da çocuklar yelken okullarına başlıyor. Artı bizdeki denizcilik meslek liseleri yok denecek kadar az. Yani bir Bodrum, Marmaris, Çeşme'de kaç tane denizcilik meslek lisesi var? Buralardaki insanları, çocukları biz yetiştirirsek ileride o bölgedeki insanların turizm yerine denizciliğe yönlendirip istihdamda da bir artış sağlayabiliriz. Üç tarafı denizlerle çevrili Türkiye'de aslında bu anlamda atılacak bir adım. Geç bile kalınmış bir adımdır. Konuşacağız ama öncesinde minicik bir araya gidiyoruz. Bizden ayrılmayın. İş Dünyası'na yeniden hoş geldiniz. Gemi ve yat sanayi konuşmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, denizcilik sektöründe en önemli konulardan biri de İş güvenliği konusu. Bir dönem özellikle tersaneler ölümlü kazalarla çok ön plana çıkıyordu. Bu anlamda bugün geldiğimiz noktaya baktığımızda denetimler nasıl? O konuda da emekleme çağı bitti. Şu anda diyebiliriz ki tersanelerin her biri, performansı en düşük tersane bile karadaki bir sürü fabrikadan veya inşaat sahasındaki bir sürü şantiyeden katlarca çok daha iyi denetlenir ve kurallara uygun eğitimli personelin yetiştiği bir durumda. Ama burada tabii devletin de şöyle bir mevzuat kusuru var. İş güvenliği ile ilgili yasayı çıkarttığında A sınıfı adam mecburiyeti koyuyor ama A sınıfı adam öyle bir adam yok ortada. O lisansa sahip bir kişi yok. Orada da bir sıkıntı yaşandı. Yani o işi yapacak araba var ama şoför yok. Ömer Bey'in biraz önce dediği konu, özellikle o konuda ilgili meslek liselerin yeterli olmadığını aktarmıştı. Evet. O sorun oldu. O sorunun paralelinde siparişin fazlalığı, alanın darlığı, altyapının yetersizliği. Bugün arzı karşılamak için herkes elinden geleni çok fazlasıyla yaptı. Ama doğru kontrol edilemedi, doğru yönetilemedi, tanıtılamadı. Aslına bakarsanız emin olun trafik kazalarından da çok azdır. İnşaatlarda yapılan istenmeyen kazalara nispetlerseniz yine çok azdır. Evet, şu an en fazla ölümlü kazaların olduğu sektör inşaat sektörü. Maalesef. Peki, özellikle o sektörde istihdam sağlayan biri olarak siz ne dersiniz Ömer Bey? Bu konudaki denetimler, bu konudaki bilinç oluştu mu? Eski oranla oluştu. Yani eskiden öyle bir otokontrol mekanizması yoktu. İşte haberlerde duyuyorduk günde ya da 3 ayda bir insan
ölüyordu bu tersane kazalarında falan. Ama şu anda tabii otokontrol, denetim, ondan sonra bazı sertifikasyon zorunluluğu getirdi tersanelere. Hı hı. Bunlardan dolayı bu biraz daha düştü tabii, yani eski oranla. Bu bir miktar özellikle sizin de dediğiniz üzere mesleki liselerin, özellikle bu yönde üniversitelerin artmasıyla, bilinçlenmeyle, çeşitli eğitimlerle de sağlanabilecek bir konu değil mi? Avrupa'da üniversitelere altyapı mesleki liselerde hazırlanıyor. Ortaokul ve liselerde hazırlanıyor. Yani oradan yetişen öğrenciler üniversiteye gittiğinde ve üniversiteyi bitirdikten sonra beyinlerde nasıl yapacağını çok iyi biliyor. Evet, önemli olan üniversiteye yetişmiş bireyler, sektör açısından bireyler sunulmuş oluyor. Doğru strateji. Üniversiteden mezun olduktan sonra işe başlayan bir denizcilik öğrencisi gerçekten çalıştığı şirkete çok verimli oluyor. Avrupa'da ve diğer ülkelerde, gelişmiş ülkelerde. Kuşkusuz deneyim sahibi olmuş oluyor. 1-0 önde başlıyor aslında maça. 1-0 değil, bana göre 3-0 başlıyor. 3-0 önde başlıyorsunuz. Evet. Peki, finans kısmına ilk gelmek istiyorum. Çünkü siz işin finansman kısmından girdiniz. Ne dersiniz? Finansman ayağında özellikle yeterlilik sağlanabiliyor mu? Şimdi hem tersane tarafında hem armatör tarafına bakmak lazım. Çünkü bir tanesi kullandığı inşaat sırasında bir kredi kullanıyor. Diğeri de malı teslim aldıktan sonra bir post finansman süreci var. Türkiye'de bir kere uzun vadeli kaynak bulma olasılığı çok zayıf. Türk bankaların aslında geçmişteki o şaşalı dönem, yani denizciliğin şaşalı döneminde biriktirdiği bir deneyim ve tecrübe var. Ama maalesef Türk bankalarının sermaye yapısı gereği işte 8 ila 12 yıl vadeli bir post finansman kredi sağlama olasılıkları çok zayıf. Şimdi yurt dışına baktığımızda yurt dışına çok mu mükemmel? Hayır, şu an yurt dışı da çok süper değil ama yine yurt dışında bir kere şimdi Japonya'ya bakıyorsunuz, faiz sıfır eksi faiz. Euro eksi faiz. Yani faiz kullanıcının, kredi kullanının üzerindeki faiz baskısı çok az. Artı uzun vadeli kredi verme olanakları çok yüksek. Ve bir diğer taraftan Almanya'da Kofas, Hermes gibi krediler var yurt dışında. İşte Fransa Kofas, Almanya Hermes, Exim kredileri. Bu kredilerle de destekliyorlar. Özellikle sanayi. Türkiye'de de uzun vadeli kaynak ve krediler konusunda da iyileştirme sağlanmalıdır diyorsunuz. Ben de çok teşekkür ediyorum. Mega Yat Transport kurucu ortağı Ömer Uçar, Medmarine Kılavuzluk ve Römorkaj Hizmetler Anonim Şirketi Genel Müdür Yardımcısı Yıldız Bozkurt ve Sualtı ve Liman İşletmeciler Kooperatif Başkanı Abbas Kolçalar'a diyoruz. Bugünlük böylelikle gemi ve yat sanayini iş dünyasında masaya yatırdık ama...